2011 yılında kendi halkı tarafından linç edilerek öldürüldükten sonra naaşını gömme işi Libya'nın efsane komutanı Salah Badi'ye kaldı. Salah Badi sadece Muammer Kaddafi'nin nerede gömülü olduğunu kendi gömdüğü için o biliyor. Şimdiye kadar konuşmamıştı. Batılı gazeteciler peşinde bu arada, onu da altını çizelim. Ülke TV'ye konuştu Salah Badi. Çok ilginç bir ayrıntı. 15 Temmuz gecesi İstanbul'daydı, Taksim Meydanı'ndaydı. Onun nedenini de bize açıkladı. Gelin birlikte izleyelim. Bet bet, dar dar, zanga zanga. Muammer Kaddafi tam 42 yıl boyunca ülkesini demir yumrukla yönetti. 2011 yılında ise artık kendisini istemeyen Libya halkı tarafından linç edilerek öldürüldü. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen olaylar zinciri içinde yıllardır gizemini koruyan sadece bir halka vardı. Kaddafi nereye gömülmüştü? Tüm dünyanın merak ettiği sorunun yanıtını bulmak hiç de kolay değildi. Nitekim Kaddafi'nin cesedini gömme işi için devreye efsane komutan Salah Badi girdi. Salah Badi, Kaddafi döneminde Libya ordusundan bazı suçlamalarla atıldı. Sonrasında ise büyük kitleler tarafından destek görünce çevresinde toplanan yaklaşık 5000 kişiyle kendi milis gücünü kurdu. 17 Şubat devriminde ve sonraki süreçlerde kilit rol oynadı. Çatışmalarda hep en önde o vardı. O günden sonra Muammer Kaddafi'nin mezar yerini kimseye açıklamadı. Renkli kişiliğiyle tüm dünya medyasının ilgi gösterdiği Salah Badi, Odak Noktası yapımcısı Mustafa Yıldız'a konuştu. Efendim, öncelikle bizimle konuşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Mevcut durumda Libya'da bir devletten söz edebiliyor muyuz? Libya'da tam olarak olmasa da bir devlet var. Bazı eksiklikler söz konusu. Bunun için zaman gerekli. Trablus'ta 3 farklı bölge ve kimsenin diğerlerinin içine giremediği bir durumdan söz ediyorsunuz. Bu ileride daha büyük sorunlar yaşanmasına neden olmaz mı? Libya'da yaşam uluslararası güçlerin yapmış olduğu bir oyun. Aynı şeyi bazı Arap ülkelerine de yaptılar. Filistin, Yemen ve günümüz Suriye'si. Batı Libya'yı karıştırmak istiyor. Meşru olmayan hükümet oyunun parçası. Bundan sonra büyük parçalanmalar oldu. Daha öncesinde böyle sorunlar yoktu. Libya'nın efsane komutanı 15 Temmuz gecesi İstanbul'daydı. O gece yaşadıklarını ilk kez anlattı. Allahu akbar. Kulu ve hale ve kabra. Allahu akbar. Fekan bijanibi istikamen Türkiye. Neler oluyor diye Türkiye'ye geldim. Libya'ya dönecektim. Emrullah Bey'le bazı görüşmelerim ertelenince kaldım. Allah'ın takdiriyle akşam vakti otururken darbe haberi geldi. Terörden koruma amaçlı olduğunu düşündük, rahattık. Ancak ilerleyen saatlerde yine bir telefon geldi. Darbe girişimi olduğu söylendi. Televizyonu açtık, netleşti bilgiler. Bir kanalda Erdoğan bağlantı yapıyordu.
Beni seven arkadaşlarım can güvenliğim için Türkiye'den ayrılmamı söyledi. Bütün halk dışarıdayken ben mi Türkiye'den çıkacağım dedim. Üstelik Erdoğan çağrı yaptı. Kayıtsız kalamazdım. Ma şa'b Türkiye fi darika ve labbena nida'a reis Erdoğan. Salah Badi, Türkiye'nin dünya Müslümanlarının umudu olduğunu söyledi. Türkiye son halka, son umut. Türkiye'nin bunu kırması umut oldu. Türkiye giderse başka ülkeler kalmaz. Batı'nın boyunduruğundan kurtulmak isteyenler çaresiz kalır. Libya'nın efsane komutanı Salah Badi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısından nasıl etkilendiğini anlattı. Allahu Akbar. Türkiye Libya'ya destek veren bir ülke. Allah'a tevekkül edip orada kaldım. Korkuyordum ama bu korku can güvenliğim için değildi. Ya başarılı olurlarsa, ya Türkiye kaybetseydi? Halkta cesaret gördüm. Erdoğan'ın tek bir sözüyle nasıl sokağa attıklarını gördüm. Türkiye bizim için çok önemli. Zor dönemlerimizde yanımızda oldu. Bağımız tarihten geliyor. Oyunlar artık daha büyük. O gece çatışmalar devam etti. Biz Türkiye'nin güçlü olmasını istiyoruz. Ne kadar güçlenirse zayıflara o kadar destek olur. Batı bu büyük oyunlarla halkın gaflete düşeceğini sandı. Halkın sessiz kalacağını varsaydı. Halk tarihi bir kahramanlık gösterdi. Tuzaklar yıkıldı. Bu operasyonun öncesi ve sonrasında tuzakları kuranlar hep demokrat kılığa büründü. Güçlü bir liderlik ve cesaretle her şey yıkıldı. Bölge ülkeler amacına ulaşamadı. Sonrasında sevgim daha da arttı. Tavsiyem desteğe devam edilmesi. O gece havalimanına geçtik. Yaklaşık 10 kilometre yürüdüm. Türk halkı dünyaya varlığını kanıtladı. Libya halkı da Türk halkını örnek almalı. Kendileri egemen olmalı. Zillet olan yönetimleri kabul etmemeleri gerek. Türk halkı çok şerefli. Allah'ın takdiriyle ben de bu şerefli halkla söz konusu tuzağa karşı koydum. Korku yoktur. Korku yoktur. Korku yoktur. La khawfun ala Turkiye ba'd al-yawm. La khawfun ala Turkiye ba'd al-yawm. La khawfun ala Turkiye ba'd al-yawm.